kibretli bir evlilik için buyuruyor ki Bismillah ve enkehu leyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Nur suresi ayet 32'de Mevlamız, ey Müslüman anneler babalar, anne babası ölmüş dostlar, ahbaplar, amcalar, dayılar, bekar yavrularınızı evlendiriniz. Enkehu evlendiriniz. El eyama bekarlarınızı. İyi hocam, adam bekardı ama dul oldu, hanımı öldü, ben kocası öldü. Ne yapacağız? Yine evlendiriniz. Dul kalanları da evlendiriniz. Neden? Çünkü şehvet denen bir silah var. Bu silah ki atomdan daha tehlikeli. Şehvet silahı atomdan daha tehlikeli. Niye daha tehlikeli? İnsan zina düşerse ne oluyor? Evliyse hükmü rejim ve kâsi Yusuf atılıyor. Şehvet çok tehlikeli bir şey. Önünü alamazsan binlerce insanın canını yakarsın. Binlerce kızın canını yakarsın. Erkeğin canını yakarsın. Onun için ne buyuruyor? 1400 sene önce ey Müslüman anneler babalar, bekar yavrularınızı evlendiriniz. Dul kalmasınlar. Dul kaldı, yine evlendiriniz. Anam burada yok. Babam rahmetli oldu 98'de. Anne genç. Yaş 40 küsür. Dedim anne, babam ölebilir. Hepimiz öleceğiz. Ölüm Allah'ın emri. Ölüm kötü olsaydı peygamberler ölmezdi. Bizde kız bacımız yok. Biz üç erkek kardeşiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ama dedim hakkındır evlenmek. Kendi anama diyorum ben. Ben hocayım da bugünü bilen bir adamım. Anama diyorum ki ana hakkındır evlenmek. Eğer evlenmek istiyorsan ana seni evlenelim dedim anama. İyi demiş miyim? İyidir. Ama biraz erken oldu ya. Bir hafta sonra önce biraz dedi oğlum. Bu lafı bir daha ağzından dedi duymayan. Bir daha dedi gelmem dedi. Anam üzüldü ama hakkıdır bakınız. Anam öldü, babam öldü diye ananı dul bırakamazsın. Niye? Yeni bir koca gelirse mirası konar, tarlaya konar, bahçeye konar diyemezsin. Çünkü şehvet yine bir silah var arkadaşlar. Annen de hizmet edersin. Yemeğini, suyunu getirirsin ama şehveti sana haramdır. Evlendirmen lazım. Yeni bir üvey babam alman lazım. Allah'ın emri bu. Senin de hanımın ölebilir. Senin de efendim kocan ölebilir. Misal hanım. Sonuçta Allah'ın emriyle bu Türkiye'mizde maalesef ve maalesef hele Malatya, Sivas, o tarafı, Siirt, bu taraflarda bir adamın karısı öldüğü zaman adam kıyameti kopmuştur. Daha kimse vermez onları. Abinin dinliyor burada ama o şahıs burada yok. Abinin hanımı cenazesini defne ettik, geliyoruz. O da hanım fotoğrafta dedi, burada benim dede var dedi. Benim dedeye bir uğrayalım, kayınpedere bir uğrayalım dedim. Bir dedem efendim şey yapalım, hoş gidelim. Ama yemek yemeyeceğiz. Şu vaktimiz var, aynı gün geri dönüyor, tek şoför. Uğradık, bir dede var içeride. Dedim yaş kaç? Yaş 79. Dedim yenge sağ mı dedi hoca, yenge rahmetli oldu. Kaç sene? İşte 9 sene mi? 11 sene mi? Allah rahmet eylesin. Dedim evlendi mi tekrar? Dedi hocam. Hocam dedi Allah senden razı olsun. İlk defa seni soruyorum dedi. Yani evlendin mi diye sordum. İlk defa seni sordum dedi. Hiç unutamayacağım bir kıssa ve hikaye. Hocam uykum kaçtığı zaman diyor köyde 42 tane dul kadın var diyor. Saymış. Hocam diyor uykum kaçtığı zaman 42 tane kadının isimleri Fatma, Ayşe, yine Sümeyye diye sanıyorum isimlerini. Anlıyor mu Hacı abi? Yaş 70 ama iş bitmemiş adamda ya. Ali abi Allah sana daha ömürler versin. Sonuçta Allah'ın emridir bu kardeşim. Ya adam bir daha evlenir mi? Evlenir. Bir daha evlenir ya. Niye ölmesin? Ölebilir. Bak benim babaannem ölmüş. Ben hiç görmedim babaannemi. Allah rahmet eylesin. Bunu garipsemeyelim arkadaşlar. Allah'ın emridir ya. Anam da evlenebilir. Hakkıdır. Ana evlenmesin diyemezsin. Babama da evlenmesin diyemezsin. Hakkıdır. Sahabi ikramdan Es bin Hacet Mübarek Şettak bin Evs diye olsa gerek hatırlıyorum. Bayram Hoca anlatırdı rahmetli. Yaşı 70 küsür. Oğlum beni evlendir. Baba demiş seni bir çamaşır yıkarız, bulaşır yıkarız. Kesen atarız demiş oğlum. Resulullah bana buyurdu ki yani her şeyi biz yanlış anlamayın. Kusura bakmayın cinsellik diye anlamayalım. İnsanın konuşacağı bir hanımı, dert dökeceği bir hanımı lazım. Sen aldın hanımı gittin efendim niye ayrıldın? Baba tek kaldı evde. Bu adam ne yapacak? Kimle konuşacak?
Kimi çayını içecek? Ne yapacak bu adam? Hakkıdır. Sonuçta bu da Allah'ın emridir. Mevlam bize uyanmayı nasip eylesin inşallah. Toprak deyip, tarla deyip de yanlış hesaplar yapmamak lazımdır. Mesele toprak meselesi değil, mesele huzur meselesi. Huzurun, bakın ayette buyuruyor ki bismillah, huzurun en büyük semeresi evlenmektir.